Şimdi bunun şurasını alfa diyelim. Tamam. Benden sonuçta neyi istiyor? Kosinüs 2 alfa Alfa. istiyor. Ben neyi biliyorum? Ark tanjant 1 bölü 3 eşittir alfa. Tanjant alfa eşittir 1 bölü 3. Bir dik üçgen çiziyorum. Çünkü niye? Kos 2 alfanın 3 tane açılımı vardı. Mesela kos kare alfa eksi sin kare alfa. 2 tane kos kare alfa eksi 1 ya da 1 eksi 2 tane sin kare alfa hangisinde yapmak istersen yap. Burası 1, burası 3, burası kök 10. Ben şuradan yapayım ya da istersen fark etmez. Hani hepsi aynı şey demektir. 2 tane 3 bölü kök 10'un karesi 9 bölü 10 eksi 1 o da 8 bölü 10 demektir. O da 4 bölü 5 demektir. Aferin bana. Anladın mı? Evet, ben şu ark tanjant 1 bölü 3'e alfa, hepsine alfa demişim. 2 Tamam, hiç görmedim. önemli değil. Dur dur dur, bekle bekle. Hiç önemli olmadığını bak şimdi şöyle anlayacaksın. Hiç önemli değil. Ben buraya beta dedim diyorsun. Sen doğru mu? Benden ne Evet. istiyor? Kosinüs beta istiyor. Ben ne diyorum? İki tane ark tanjant 1 bölü 3'e beta demişim. Ben bunu karşıya atacağım. Beta bölü 2. Yer Evet. değiştireceğim. Tanjant beta bölü 2 eşittir 1 bölü 3. Bu sefer diyeceğim ki beta bölü 2 1 bölü 3 ise İşte burası yine Pisagor'dan kök 10. Kosinüs beta ne demektir? Atıyorum şuna göre yazalım. 2 tane kos kare beta bölü 2 eksi 1. Hiçbir şey değişmiyor yani. Aa, ben burada 1 bölü Anladım. 6 gibi almışım tanjantı. Ha yok. 2'yi direkt çarparak almışım. Hayır, burası komple bir açı. Açı demek. Yani sen muhtemelen bunu buraya attın. Evet, O evet. yanlış. Böyle bir şey diyemezsin. Evet, geçiyorum. Geçelim. Nedir? Bu nedir? Bu ne? Burası Ben bir, sordum. burası bir, burası 45, burası kaç yapacak? 2 pi eksi pi bölü 4, o da 7 pi Bir. bölü 4. Uzunluğu ne Allah Allah. bunun? 1, 1, kök 2. Yani kök 2 çarpı cis 7 pi bölü 4 yapacak. Bu. Ben bunu neden Kafanı karıştıran sordum? şey neydi? Bilmiyorum. Ben bilmem Var mı şimdi. Yani sıkıntı? kolay. Yok yok. Geçtim. Muhtemelen açısıydı. Onu da ben anladım şimdi. Bu da aynı. Burası 4. Yani eksi 4 ama uzunluk olarak 4. Uzunluk olarak 4. Burası 4 kök 2. Z sayısını nasıl yazıyordum? Z'nin uzunluğu çarpı cis alfa 90. 90. Burası 45 zaten. Ne yapıyor burası? 225 derece. Onu da nasıl yazarım? Pi bölü 4 45 demektir. Yani 4 kök 2 çarpı cis 5 pi bölü 4 yapacakmış herhalde. Evet. Anlaştık mı? Tamam. Kolay Geçiyorum. sorular. Şimdi z dediğim sayıya ne diyelim? X artı y'ye. Z artı i ne olur? X artı i parantezinde y artı 1 olur. Şimdi bunun uzunluğu demek reelinin karesiyle sanalının karesinin kare kökünü alıyorum ve diyorum ki bu 1 ile 2 arasındadır. Anlaştık mı? Tamam. Peki şimdi her iki tarafın karesini alırsan ne olur? 1 x kare artı y artı 1'in karesi küçük eşittir 2. Dört. Peki şu Mi? Pardon. 4. 4. 4. Tamam. Bekle. Şimdi şurası ne demektir? Bir onu anlamaya çalışalım. Şurası ne demektir? Bir de onu anlamaya çalışalım. Şimdi bir koordinat ekseni çiziyorum. Ama burada da bir hatırlatma yapalım. X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kare. Bu merkezi A'ya B olan, yarıçapı R birim olan, A'ya B olan, yarıçapı da R olan bir çember demekti. Yani şöyle bir çember çizecek olursam eğer şurası benim yarıçapım olacaktı. Şimdi bunun merkezinin koordinatları yani istersen şöyle yazayım. X kare artı y artı 1'in karesinin koordinatları sıfıra çünkü x eksi sıfırın karesi bu eksi 1.
Yani merkezim nerede olacakmış? Sıfıra eksi bir. Diyor ki bunun yarıçapı birden büyük. Bak yarıçapım şöyle, burası zaten bir birim ya, değil mi? Şurası bir birim ya, şöyle yanlış çiziyor. Şöyle olacak, bak dikkat et. Yarıçapım birden büyük, ikiden küçük olacak. Yani bu sefer burası ne olacak? Ha, dikkat et, burası bir birim, bir birimde burası var, iki birim. Yani ne olacak? Şöyle bir çember olacak. Eşitlik olduğu için bunu düz doğru şeklinde yapıyorum. Bak, bundan büyük, bundan da küçük olacak. Yani benden şu ikisi arasındaki yeri istiyor. Bu var mı kafana takılan bir şey? Yok. Yani aslında her şey şurada bitiyor. Şurayı iyi anlamak lazım. Şimdi yine aynı şekilde Z sayısı nasıl bir sayı olsun? X artı İ'ye olsun. Z artı İ ne olur? Z artı İ, X artı İ parantezinde Y artı 1. Bunun uzunluğu ne demektir? X kare artı Y artı 1'in karesinin kare kökü büyük ol ve eşit olacakmış. Aynı şeyi burası için yapıyorum. Takip et. Z eksi 1 demek X eksi 1. Reelden sayı çıkarttım bu sefer. Bunun uzunluğu ne demektir Nezrin? X eksi 1'in karesi artı y kare demektir. Şimdi bu denklemi çözeceğim. Bu denklemi nasıl çözerim? Her iki tarafın karesini alsam eşitsizlik yön değiştirmez. X kare artı y kare artı 2y artı 1 büyük eşittir. X kare artı eksi 2x artı 1 artı y kare. Şimdi takip et, bitti zaten. X kare y kare ve 1 var. X kare y kare ve 1 var. Ne çıktı? 2y büyük eşittir eksi 2x. Her tarafı 2'ye bölsem y büyük eşittir eksi x. Şimdi burada ne yapacağım? Y eşittir x eksi x doğrusunu çizeceğim. Hatırla, ikinci açıortay doğrusu demektir. Hani şu y eşittir x doğrusuydu. Şurası ise y eşittir x'tir. Şimdi y'nin, pardon, eksi x'tir. Y'nin hep x'ten daha büyük olduğu yeri istiyor. Y'nin hep x'ten daha büyük olduğu yeri istiyor. Orayı nasıl yaparız? Şimdi şurada birbirlerine eşitler. Değil mi? Neden Yani ne, anlamadım. şey bu Yani neden öyle geliyor? y eşittir eksi x doğrusunu niye böyle mi çizdim? Evet. Ya şimdi şöyle, şu y eşittir x doğrusuydu. Şimdi Ha, y o da eşittir onun tamam. eksi x doğrusunu, o da böylesi. Şöyle. Peki y'nin hep x'ten daha büyük olduğu yer ya da y'nin eksi x'ten daha büyük olduğu yer neresidir diye soracak olursak, ya da şöyle düşün, bunu karşıya atarsam y artı x hep büyük eşittir sıfır olacakmış. Bak, burada bunun doğrunun üzerindeki tüm noktaların toplamı sıfır. O yüzden bunu alacağım. Ama y'nin hep x'ten daha toplamlarının sıfırdan büyük olduğu yeri istiyor. Bak şimdi burada ikisi de pozitif ya Nezrin. Evet. Değil mi? Toplamları her zaman sıfırdan büyüktür. O yüzden yukarısını tarıyorum. Yani cevap ne olmuş oluyor? Ceyhan olmuş oluyor. Anlaştık mı? Tamam. Güzel 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 soruymuş ama hani dediğim gibi burada doğru denklemi var. Bir tane daha vardı sanki az önce soruları kaydederken gördüm. Ha, mesela bu da aynı tipte bir soru. Yine z yeri diyelim. X artı y olsun. Z eksi i artı 2 ne olur? X artı 2 artı i parantezinde y eksi 1. Şimdi bunun modülü ya da uzunluğu ne demekti? Bunun karesi artı bunun karesinin karekökü. Yani x artı 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesinin karekökü. Büyük ve eşit olacakmış. Az önce yaptık. Hiç uğraşmayalım. X artı 1'in karesi artı y karenin karekökü. Ben yine de vicdanım el vermedi. Bu ne demekmiş? Her tarafa 1 ekliyorum. Yani şuna 1 ekliyorum. Z artı 1, x artı 1 artı y. Bunun uzunluğu demek. Bunun karesi de bunun karesini aldım. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Peki bunun karesi ne demektir? İşte yani karekökleri zaten attım. Bir de karesini alıyorum. X kare artı 4x artı 4 artı y kare eksi 2y artı 1 büyük eşittir.
x kare artı 2x artı 1 artı y kare. Şimdi burada ne yapacağız? X kare y kareler, x kare y kareler gitti. 2x'i karşıya atarsam 2x kalır. Eksi 2y, bu da gitti. Bunu da gitti. Burada ne kaldı? Artı 1'ler de gitti. Artı 4 büyük eşittir 0'mış. Şimdi bu tarz doğru denklemlerini nasıl çizecektik? Hatırlarsan önce bir koordinat eksenini çizdim. Demiştim ki hatırlarsan bir eşitsizliğin yani doğrulardaki eşitsizliğin ya da birinci derecede eşitsizliklerin grafiği çizilirken eşitmiş gibi kabul edilir. Yani 2x eksi 2y artı 4 eşittir 0 gibi kabul ediyorum. X'e 0 veriyorum. Y'si kaç çıkıyor? 2. Y'ye 0 veriyorum. X'i kaç çıkıyor? Eksi 2. Şimdi diyorum ki X'in 0, Y'nin 2 olduğu yer. X'in 0, Y'nin 2 olduğu yer burası. Y'nin 0, X'in eksi 2 olduğu yer. Eksi 2'ye 0 noktası burası. Eğer şurada eşitlik varsa bunu doğru şeklinde çiziyorum. Eğer küçüktür ya da büyüktür şeklinde varsa çizgi çizgi çiziyorum. Anlaştık mı? Burada Tamam. esas problemimiz şu. Yukarısını mı tarayacağım, aşağısını mı tarayacağım? Ben rastgele bir nokta seçiyorum ama en çok bu tarz yerlerde sıfıra sıfır seçmek daha mantıklıdır. Yani şurada birebir de seçebilirsin, hiç önemli değil. Şimdi sıfıra sıfır seçsem, 4 yani x'e sıfır verdim, y'ye sıfır verdim, 4 büyük eşittir sıfır. Bu doğru bir şey midir? Doğrudur değil mi? 4 sıfırdan büyük olduğu için buradaki tüm noktalar, yani buradaki tüm noktalar bu eşitsizlik sistemini sağlar diyoruz. Cevap Adana. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi bunu R-çiz şeklinde yazabilmek için önce bunun eşleniğiyle çarpman lazım. Yani 2 çarpı 1 artı i bölü 2 kare farkından hatırlarsan 1'in karesi artı 1'in karesi geliyordu. Yani bu ifade 1 artı i demekmiş. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Yani z dediğim şey 1 artı i'miş. Z'nin uzunluğu nedir? 1 artı 1'in karekökü, katsayısının karekökü. Burası bir tane i olduğu için 1'in karesinin karekökü. Yani z'nin uzunluğu ne oldu? Kök 2. Argüment alfayı nasıl buluyordum? Sanal kısmın katsayısını r kısmın katsayısına bölüyordum 1. Argümenti Bir nasıl böldüm. buluyorduk? Tanjant alfa demekti hatırlarsan. Tanjant alfa kaç geldi? Tanjantın hangi değeri 1 olur? 45. Ama tanjantın bak buradaki değeri de 45, buradaki değeri de 130, 225 yapıyor ya. Bak tanjant 225 de 1 demektir. Tanjant 45 de 1 demektir. Ben alfa yerine 45 mi yazacağım, 225 mi yazacağım? Hemen soruya geliyorum. Z neydi? 1 artı i. Yani bu da pozitif, bu da pozitif. Yani birinci bölgedeki açıyı almak zorundayım. O yüzden alfa neymiş? 45. Şimdi ben bunu R cis alfa şeklinde yani kök 2 çarpı cis 45 şeklinde yazıyorum. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Herhalde yapabilirim. Anlaştık mı? Tamam.